eğitimi konulu sempozyumda konuşuyor. Baskısı olmadan özgürce çalışabilmelerini sağlamak için konmuştur. Yürütme, yasama üyelerine baskı yapmasın. Yargı, yasama üyelerine baskı yapmasın. Herhangi bir korku, tehdit algılaması olmaksızın yasama organı üyelerinin hem yasama faaliyetlerini hem de denetim faaliyetlerini özgürce yapabilmeleri için tanınmıştır. Yasama dokunulmazlığı, herhangi bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin suç işleme konusunda diğer vatandaşlardan ayrıcalıklı bir konuma sahip oldukları anlamına gelmez, böyle de değerlendirilemez. Yasama dokunulmazlığı, yasama organı üyelerinin suç işleme hakkına veya hürriyetine sahip olduğu anlamına da gelmez. Yasama dokunulmazlığı zırhına bürünerek herhangi bir milletvekilinin suç işlemesi, yasama dokunulmazlığını kötüye kullanması anlamına gelir. Hiç kimsenin anayasanın kendisine tanıdığı bu dokunulmazlığı kötüye kullanma hakkı yoktur. Esasında bir boyutuyla yasama dokunulmazlığı kaynağını anayasadan almaktadır. Anayasaya dayanmaktadır. Ama bu dokunulmazlığı veren kimdir? Halktır. Seçimle pek çok aday olmakta ama o adaylardan sadece 550'sine millet sen bu dokunulmazlık zırhını giyebilirsin demektedir. Esasında dokunulmazlık cübbesini milletin vekillerinin sırtına sandıkta bizzat milletvekilleri millet giydirmektedir. Dolayısıyla yasama dokunulmazlığı bir boyutuyla milletin iradesinin de yasamada dokunulmaz hale gelmesidir. Öyleyse bu dokunulmazlığı taşıyanların milletin kendilerine verdiği yetkiyi milletin iradesi doğrultusunda suç işlemek için değil, milletin hakkını, hukukunu korumak, etkin bir yasama ve denetim faaliyetinde bulunmak için kullanmak zorundadırlar. Maalesef suç örgütlerine, terör örgütlerine, terör eylemlerine destek veren ve bazılarına fiili katıldığı iddia olunan pek çok fezlekeyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gördüğümüzü buradan ifade etmek isterim. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan dosya sayısı zannedersem 522 dosya var. Karma komisyonda görüşülüyor dokunulmazlık dosyaları. Karma komisyon, Adalet Komisyonu ve Anayasa Komisyonu başkan ve üyelerinden oluşuyor, 52 kişi. İş düzeye göre dosyaların görüşülmesi için önce bir hazırlık komisyonu kuruluyor. Meclisin uygulamasına baktığımızda hazırlık komisyonu 5 kişiden oluşuyor ve bugüne kadar bir hazırlık komisyonuna verilen azami dosya sayısı 20'dir. Ve bir ay içerisinde karara bağlıyor. Bu ne demektir? Hazırlık komisyonları bir ayda azami 200 dosyayı inceleyip karara bağlayabilir. 600'e yakın dosya olduğu zaman bu ne demektir? 3 ay hazırlık komisyonların çalışması demektir. Bir ayda karma komisyonu bunu çalıştığını düşünün. 4 ay yaptı. Sadece komisyonlarda görüşülmesi, işler saat gibi işlerse, engelleme olmazsa, bir takım tartışmalar olmazsa, hani halk tabiriyle tıkırında giderse bir böyle olur. Ama bir takım tartışmalar vesaireler olduğu zaman uzayacağı da açık. Genel kurul aşamasına baktığınızda ise genel kurulda bir dosyanın asgari 2 saat sürdüğünü görüyoruz. Sıkıntı olmazsa 2 saat. Tabii daha fazla da sürebilir. Biz asgariden kabul ettiğimizde 500 dosyanın günde 10 saat aralıksız ve sadece dokunulmazlık dosyalarının ele alınması suretiyle geçmesi halinde 1000 saate tekabül ediyor. Bu 1000 saati günde 10 saatten 100 güne tekabül eder. 100 gün olduğunda da meclisin çalışma takvimine bakacağız. Meclis haftada 3 gün çalışıyor. 3 gün çalıştığında 33 haftaya tekabül ediyor. Bu da 8,5-9 ay civarında bir şey yapıyor. Ama her şey saat gibi işlerse, bu iş tüzük kuralları çerçevesinde eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan dokunulmazlık dosyaları incelenir, karara bağlanır ise başka meclis hiçbir işe bakmamak kaydıyla bayram tatili, yaz tatilini de araya koyduğunuzda en az 2 yıllık bir süreye ihtiyacı var. Ve 2 yıl sonra zaten seçim var. Yani Türkiye'yi bu kadar meşgul etmeye kimsenin hakkı olmamalıdır. Eğer
samimi ise bütün gruplar dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda o zaman anayasaya geçici bir madde konularak meclisin milletimizin diğer meselelerine daha fazla zaman ayırmasına, daha iyi yasama ve denetim faaliyeti için çaba sarf etmesine imkan tanınmaları gerekir. Bizim üzerimizdeki sorumluluk bize bunu yüklemektedir. Sayın Başbakanımız da bu anlamda çağrısını yapmıştır. Umarız ki bu çağrı siyasi polemiklere konu edilmez. Bu çağrı milletimizin yararına, meclisimizin takvimine uygun bir şekilde siyasi partilerimiz tarafından değerlendirilir. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar yargıda zaman yönetimi sempozyumun hayırlı olmasını, başarılı geçmesini diliyorum. Çalıştay'da görev alacak bütün arkadaşlara, üyelere, akademisyenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum. Bilgi, terörle mücadele hız kesmeden sürüyor.